Mesela şu andaki yeni oluşumlar Yasin hocam. Bu yeni oluşumlar sürecine bir toparlanma mı yoksa bir dağılma süreci olarak mı görüyorsun Yasin abi? Ya da şöyle, neden biz mesela hayatı siyaset koltuğuna göre ayarlıyoruz? Yani hayatımızdaki gidişatı, o periyodu o koltuğa göre ayarlıyoruz. Yani bizim kendi ayarlarımız niye koltuğun ayarlarına bağlı? Bu insani bir mesele midir yoksa siyasetin kimyası mıdır? Şu Sir Wright Mills diye bir adam vardır. O Sosyolojik Muhayyile diye bir kitabı vardır. Evet. Şimdi çok ilginç. Söyleyince hemen aklıma o geldi. Şimdi bir belli olayları yaşarken belli bir tarihsel akış vardır. Hı hı. Bir de o tarihsel akışın içerisinde kendi bireysel hesabının peşinde olan insanlar vardır. Tamam, o bireysel hesabının içerisinde olan insanlar o bir açıdan o tarihsel akışa hizmet de ediyorlar aslında bir açıdan işlevsel olarak. Belki de engellemeye de çalışıyor, tökezletmeye de çalışıyorlar. Ama onlar için şey çok önemli değil. Yani onlar şeyin farkında değiller. O tarihsel gidişatın, o büyük yolculuğun farkında değillerdir. Onlar kendi kişisel hesaplarının peşindedirler. Ve küçülüyorlar aslında bu tür şeyler yapmak suretiyle de. Küçülüyorlar. Sosyolojik muhayyile biraz daha büyük bir şeyi görmek. Yani moda tabirdir diye çok fazla rağbet etmediğim bir şey. Yani büyük resmi görmek diye bir şey söylüyoruz ya. Yani AK Parti... Yani onlar bu oluşumlara gidince o senin büyük resim dediğin, sizin büyük resim dediğiniz büyük resim küçülüyor mu yoksa daha da mı büyüyor? Yok, resim, o resim bakın beraber şeye gittik işte, Cezayir'e gittik, Senegal'e gittik, işte Gambiya. 3 ülkeyi gezdik. Sayın Cumhurbaşkanı son yıllardır kaç 28 tane ülke olmuş. Bazı ülkelere 2-3 defa gitmiş oldu Afrika'da. Bu sadece Afrika'daki geziler. Bundan önce Malezya'ya gittik. İşte Malezya, işte başka uzak doğu ülkelere de gidiyor. Pakistan'a da gidiyor, ne bileyim. Gittiği bütün ülkelerde nasıl karşılandığını sen gördün. Değil mi? Görüyorsun. Yani Türkiye şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, liderliğinde bir tarihsel mecra içerisinde, çok büyük bir tarihsel mecra içerisinde çok önemli bir rol üstleniyor şu anda. Hı. Yani ciddi bir tarihi tarih yapıcı bir ülke şu anda konumunda. Yani sadece mevcut ülkeler arasında işte G20 mi diyoruz? Gelişmiş 20 ülke arasında 17. sırada olması değil sadece mesele. Ama aynı zamanda tarihsel anlamda potansiyeli itibariyle işte şey kattığın zaman, nüfuz alanını falan işin içerisine kattığın zaman belki de ilk 5 ülkeye rahatlıkla girebilen bir ülke şu anda Türkiye. Yani bunu şeyde görüyorsunuz işte, Mısır'da halk arasındaki etkinliğinde görüyorsunuz. Türkiye'den neden nefret ediyorlar? Çünkü şeyi görüyorlar birçok ülke. Kendi ülkeleri içerisinde Tayyip Erdoğan, hatta Türkiye genel olarak kendi liderlerinden daha popüler ve daha fazla şeyi temsil ediyor. Yani o ülkenin halkının değerlerini daha fazla temsil ediyor. Mesela şey Muhammed şey Abdülfettah Sisi, Sisi mi şeyi daha çok temsil ediyor? Mısır'ı daha çok temsil ediyor. Tayyip Erdoğan mı daha çok temsil ediyor? Tayyip Erdoğan. Ya Tayyip Erdoğan şu anda Mısır halkını Sisi'den fersah fersah daha fazla temsil ediyor. Bu çok net, çok görülen bir şey yani. Yani bu şey görülüyor ve bir ara şöyle bir durum vardı. Yani bazı liderler kendi halkların nezdinde meşruiyetlerini artırabilmek için Tayyip Erdoğan'la resim vermek durumunda kalıyorlardı. Kendi halkların nezdinde. Yani bu biraz... Aslında onunla ilgili şimdi Yasin Hocam bir şey var, görüntü var. O Cezayir'den çıkışta oradaki halkın ve otel görevlilerinin bir... evet, onu şimdi ben vereceğim ama tabii konuyu başka bir yere kaydık. Bir izleyelim. Oraya mı dönelim mi yoksa dönelim. Devam edelim. Şimdi şöyle devam edeceğiz bu konu üzerine. Görüntüler şimdi gelecek ama Kadir kardeş ben söyleyeyim. O zaman gireriz o görüntüye ama orada yarım kaldı Yasin Hocam. Hani dedik ya neden yani siyaset içerisinde kenara çekilmeyi onurlu bir şey olarak görmüyoruz. Mutlaka bir düello, mutlaka bir daha hırpani, daha hırçınlaşıyoruz. Bu insani bir şey midir yoksa siyasetin gerçekten doğasında böyle bir mücadele tarzı var mıdır? Bana göre hani tabii ki şimdi insani siyaseti, bir şey gibi görünmüyor ama. Siyaseti sanki böyle insandan bağımsız işleyen bir mekanizma gibi görürsek, evet öyle işliyor. Yani siyasette insanların bir değerleri yoksa,
bir hayalleri, bir inançları, hı hı. takım büyük şeyleri, hayalleri yoksa, kendi kişiliklerini ve bireyselliklerini aşan hayalleri yoksa, hı hı. evet insanlar sadece kendine çalışan siyasetçiler arasındaki kavgada bu işler böyle yürür. Hı hı. Ama davaları olan insanların siyasetleri böyle gitmez. Davaları olan insanların el ele bizim geleneğimiz, siyasi geleneğimizin içerisinde insanlar böyle davranmaz, böyle davranmamalı. Yani şu anda yeni kurulacak partiler o zaman davasız partiler. Ben bir dava göremiyorum açıkçası. Yani kendi bireysel bireysel hikayelerinden başka hiçbirisinin hiçbir davası yok. Yani sosyoloji, hem de bir sosyolog gözüyle nasıl değerlendiriyorsun yani bu oluşumları? Yani şöyle, siyasi açıdan gayet normal. Yani siyasi açıdan insanlar birbirleriyle her ila nihaya anlaşmak ve beraber kalmak zorunda değiller elbet. İşte bir takım insanlar... İyi niyetli buluyor muyuz? Tabii ki iyi niyetli bulmuyorum. Tabii yani şöyle, tabii insanların niyetlerini sorgulamak da çok doğru bir şey değil bence. Yani niyeti kim niye sorgulasın ki? Ama aşikar olun yorumlamak gibi ama, bir şey var. Ama şunu söyleyebilirim, doğru bulmuyorum ve şundan dolayı, yani siyaseten zaten ben aynı şeyde olamam o noktada ama şunu söyleyebilirim, yani bu çıkışları, her birisinin çıkışlarına tek tek baktığım zaman Türkiye'ye ne söylüyorlar? Dünyaya ne söylüyorlar? Bu halka ne söylüyorlar? Nasıl bir davaları var? Yani her birisinin işte Sayın Cumhurbaşkanı'yla, Tayyip Erdoğan'la veya parti içerisindeki herhangi bir grupla, bir klikle veya bir ekiple bir kişisel bir takım çatışmaları olmaktan başka onları bu hareketi yapmaya sevk eden ne var? Motivasyona bakalım yani. Bir, ikincisi bu dünyaya nasıl bir vizyon çiziyor olduklarına bakalım. Ve çizdikleri bu vizyon AK Parti'den ne kadar uzak yani. AK Parti'nin yıllardır söylemekte olduğu şeyleri AK Parti'nin dışına çıkıp tekrar söylüyor olmak çok şey değil yani. Yani bu zaten var AK Parti'de. Yani AK Parti'de işte yolsuzlukla mücadeledir, bilmem işte ehliyettir, liyakattır falan. Yani bunlar zaten AK Parti'nin benimsemiş olduğu ve bunu davasının kavgasını güttüğü şeylerdir. Bir şey gibi bir şey değil. Yani berbersin, işte yanında bir çırak barındırıyorsun. İşte o da bir süre sonra işi mesleği öğreniyor. Çaktırmadan işte bir yerde kendine bir dükkan açmaya çalışıyor ve senden ayrılıyor. Başka bir yere, hemen karşına başka bir dükkan açıyor. Senin müşterini çekmeye çalışıyor falan. Yani bu iş böyle, bu basitlikte olmaz. Yani şu an baktığın zaman biraz böyle. Yani mesleği kaptılar. Evet. Mesleği kaptılar, başka bir yere gidip dükkan açacaklar. Yani bu algı bu. Yani halk nezdindeki hakikaten algı bu ve bu konuda yapılmış yeni çalışmalar var. Ben hani bende sosyolojik anketler falan var. Ne var? Bazı yerlerde. Yani millet hiçbir şekilde itibar etmiyor bu tür şeylere yani. Yani bir teveccüh yok. Hiçbir dava, çünkü şeyi yok. Kişisel kavgalarından başka hiçbir, kendi kişisel hikayelerinden başka bir hikayeleri yok. Bakın Sayın Cumhurbaşkanımız, hani karşılaştırma yapıldığı zaman Sayın Cumhurbaşkanımız da netice itibariyle veya AK Parti kuruluşunda işte Fazilet Partisi'nden ayrıldı. Daha doğrusu Fazilet Partisi'nden ayrılmadılar. Fazilet Partisi kapatıldı. Yerine iki tane parti kuruldu. Hı-hı. Hikaye aynı hikaye değil bir defa. Bak çok çok farklı. İkincisi, Sayın Cumhurbaşkanımız ekibiyle birlikte o ekip, eski ekipten ayrıldığında şartlar çok çok farklıydı. Şartlar çok farklıydı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın dünyaya söyleyeceği bir vizyon, bir şeyi vardı. Bir boşluk vardı bir defa. Siyasette inanılmaz bir boşluk vardı. Şu anda bir defa siyasette bir boşluk yok. Evet, hele önemli hele bir... AK Parti'nin temsil ettiği siyasette şu anda bir boşluk yok. Bu bir boşluk yokken sen ancak AK Parti'den bir parça koparmak gibi bir, yani belki ben o müşteri kitlesini ben bir kapabilirsem belki kendime bir geçim kaynağı bulurum, bir geçim yolu bulurum telaşıyla yani, eğer böyle bir şey yapıyorsanız. Yani kaybettirme. Bunun bir erdemli tarafı da yok yani, siyaset erdem üzerine oturmayan bir siyaset, sıradan herhangi bir siyasetten siyasi bir şey olarak tarihe bile geçmemiş olur yani, silinir gidersiniz yani. Ama bir şey temsil ediyorsanız, eğer bir erdemi temsil ediyorsanız, o zaman şeye cevap vermeniz lazım. Yani davanız nedir? Ne sunmak istiyorsunuz? Yani şu anda AK Parti'nin sunamadığı neyi sunmak istiyorsunuz mesela bu insanlara? Ve AK Parti'nin sunamadığı şeyi AK Parti'nin dışında sunmanın yolu nedir?